diye sorulmuş. Aslında hiç benzerlik kullanmadan biz bunu direkt şöyle çözebiliriz. İkizkenar üçgen. İkizkenar üçgende bir tane açıortay çizilmiş. Bu açıortay aynı zamanda yükseklik olacak. Yükseklik ve de kenarortay olmalı. Yani şu iki parça eşit olmalı. Bu nedenle x'in direkt 7 olacağını söyleyebiliriz. İkizkenar üçgen olduğu için direkt 7'dir. Ama şunu söylemek de mümkün. Bunun dışında şunu siliyorum. Şimdi biz üçgenlerimize bakarsak sol taraftaki üçgenimiz şu an yeşile boyadığım üçgen. Kenarlarına isim falan da verebiliriz. Şuraya A diyorum. Burası da A olacak çünkü ikisi birbirine eşit. Şuraya B diyorum. Şu sol taraftaki yeşil üçgenin şu açısına alfa dersek burası da alfa olacak. Şimdi soldaki yeşile boyadığım üçgeni çıkarırsam ben dışarıya. Şöyle bir üçgen. Burası alfa. Şurası A. Burası B. Sağ taraftaki üçgenin şu an sarıya boyadığım üçgeni çıkarırsak yanına. Tabii bu üçgenin şu karşısı da 7. Şurası A. Burası B. Burası D. Şu sarı olanı çıkarıyorum. Sarı olan da şöyle bir şey. Şurası yine A. D. Burası C. Yukarıdaki açıya alfa demiştik. Şuraya A demiştik. Buraya B. Bu da X oldu. Şimdi biz iki üçgeni karşılaştırdığımız zaman A'lar aynı. Sonra B'ler aynı. İki tane kenarları aynı. İkişer kenarları. Bu kenarların aralarındaki açılar da eşit. Eğer iki tane ikişer kenarları aynı eşit uzunlukta. Aralarındaki açılar da birbirine eşitse üçgenler eş üçgenlerdir. Bunlar eş üçgen. Yani birbirinin tıpatıp aynısı. Eğer işimiz olursa şu açı bu açıya eşit olacak. İkisi de B'yi görüyor çünkü. Sonrasında şu açıları eşit olacak. Bu üçüncü kenarları da eşit olur. Yani x eşittir 7'dir. Biz eşlikten de böyle söyleyebiliriz. Tabii direkt söylenebiliyor aslında başlangıçta.